Herkese merhabalar. LGS 2023 yolculuğumuzda mavi gözlü çocuk Mustafa, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatıyla yolumuza devam ediyoruz Songuç'um. Hazır mıyız evladım? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Bugün sizlerle birlikte Mustafa Kemal'in, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk dönemine bakacağız. O dönemde Selanik ne durumda, bunu öğreneceğiz. Sonrasında Selanik şehrinin özelliklerine bakacağız ve Osmanlı'daki eğitim sistemini göreceğiz. Sonrasında da Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrenim hayatına bakacağız. Yani rüştiyeler, idadiler, diğer bir adıyla ortaokullar, liseler, bunların hepsini birlikte göreceğiz. Full yapmak için, yani onda on yapmak için gelin bu konuyu da aradan çıkaralım. Hadi bakalım Tonguç. Tonguç Dershane sunar. Şimdi batıya açılan kent Selanik deyince aklına ne geliyor? Normalde tabii ki de Selanik'in... Yunanistan'da değil mi hocam şu an? Evet, Selanik şu an Yunanistan'da. Eskiden Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarındaydı ve bizim şehrimizdi. Ve Mustafa Kemal Atatürk de orada doğmuştu. Ve oraya esasında Aydın'dan, Konya'dan göç etmiş ailesi, dedeleri. Ve orada doğduktan sonra Selanik esasında Mustafa Kemal Atatürk'ün çok daha iyi yetişmesini, bazı olayları çok daha iyi yorumlamasını sağladı. Ne biçim fotoğraf hocam? Hristiyanla Yahudi bir arada, onu söylüyorsun. Evet, Müslüman, Hristiyan, Yahudi bir arada. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu kozmopolit bir ülkeydi. Kozmopolit demek şu demek: farklı dinler, farklı milletler bir arada Osmanlı'nın içerisinde yaşıyordu. Bunun da en güzel örneğini biz esasında Selanik kenti görüyoruz. Bak, batıya açılan kapı derken Selanik'ten sonra direkt Avrupa başlıyor. Peki Avrupa demek ne demek? Avrupa demek modernleşme, yenileşme, Fransa İhtilali ve sanayi devrimi sonrasında güçlenme demektir. Dolayısıyla Osmanlı batıda yaşanan gelişmeleri Selanik ve ondan sonrası kendi diğer şehirlerine aktarıyordu. Peki bu resmi inceleyelim mesela. Bu resim bize birçok şey anlatabilir. Bu resimde hocam kilisenin yanında cami var. Ne acayip bir şey böyle. Evet, kilise, cami veyahut da havra yan yana olabilir. Niye? Çünkü bunların hepsi Allah'a inanıyor. Hepsi de bir şekilde ibadet ediyor. Ama tabii ki bunların da işlerinde bazıları kendi ırkçılıklarını yapıp, kendi kötülüklerini yapıp birbirlerine saldıracaklar. O ayrı mesele. Ama o dönemde Osmanlı'da hepsi bir arada yaşıyorlardı. Ve Fransa'da bir ihtilal çıktı. Fransa'daki ihtilalde Fransızlar krallarını tahttan indirip kendi yönetimlerini kurmak istediler ve işte toplum sözleşmesi yaparaktan ülkeyi kendilerine yönetmeye başladılar. Bu dünyanın birçok ülkesine, daha doğrusu Avrupa'nın birçok ülkesine yayıldı. Sırbistan, Bulgaristan, işte Rumlar tek tek isyan etmeye başladılar. Osmanlı'nın içerisinde yer alan Rumlar da, yani Hristiyan azınlıklar veyahut da Musevi azınlıklar da isyan etmeye başladı. Dediler ki bu ihtilale Fransız kalmayalım, biz de isyan edelim dediler. Ve bunun sonucunda, daha doğrusu bunun yüzünden Osmanlı'nın içerisinde isyanlar çıktı ve Selanik kenti gibi birçok kentimizi kaybetmek durumunda kaldık. Bak, gördüğün gibi Selanik'te farklı kültürlerin bir arada... Gazete niye satılıyor hocam o tarihte? Niye o kadar? Her dönemde gazete var çünkü gazete okuyaraktan insanlar gelişmelerden haberdar oluyorlar. Şimdi hürriyet, adalet, milliyetçilik, insan hakları, demokrasi, eşitlik gibi kavramların hepsi Fransız İhtilali sonrasında Osmanlı'ya gelecek. Ve burada en önemli şeylerden bir tanesi de Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasının en önemli sebeplerinden birincisi milliyetçilik. Peki milliyetçiliğin sebebi ne? Fransız İhtilali. Bunu sana sınavda sorabilirler Tonguç'um. Milliyetçilik Fransız İhtilali sonrası ortaya çıktı. Osmanlı da temelinde milliyetçilik isyanları yüzünden dağıldı. Hatta bunu şöyle örnekliyorduk hatırlarsan. İşte Osmanlı'nın içinde Araplar vardı, Rumlar vardı, Sırplar vardı. Japonlar var mıydı hocam? Çok az Japon'da vardı. Bulgarlar vardı. İşte ne bileyim Hırvatlar vardı. Bunların hepsi Fransız İhtilali sonrasında ben Hırvatım, ben Bulgarım, ben Sırbım, ben Rum'um, ben Yunan'ım diye ayrılınca Osmanlı İmparatorluğu... Yazıklar olsun. Osmanlı İmparatorluğu dağılmak zorunda kaldı. Şimdi burada Selanik'in bir de kültürel özelliklerine, genel özelliklerine bakmamız lazım. Bak burada biz sana lejant yaptık. Haritanın yanında bilgi veren şeyleri biz lejant diyoruz. Bu lejanta baktığımız zaman maviler ticaret gemilerini gösteriyor. Sence Selanik'te ticaret gemilerinin olması ne anlama geliyordur Tonguç'um? Selanik'te ticaret gemilerinin olması hocam, Selanik'in aslında güzel ve ticari bir yer olduğunu göstermektedir hocam. Evet. Ticaret yapıldığını göstermektedir. Harikasın. Burada şu demek istiyoruz. Selanik'e farklı farklı kentlerden gemiler gelip oraya mallar getirebiliyor ve o mallar Selanik üzerinden İstanbul'a veya da başka kentlerimize gidebiliyor. Dolayısıyla Selanik ticaret açısından gelişmiş bir şehir. Demiryolu ulaşım var. Bu da yine onun ticaretini geliştiriyor. Aynı zamanda batıda çıkan birçok yayın, birçok dergi, birçok gazete, birçok kitap önce batıdan Selanik'e geliyor. Selanik'ten de İstanbul'a gidebiliyor. Dolayısıyla biz diyeceğiz ki Selanik kültürel anlamda, işte ticari anlamda, ekonomik anlamda gelişmiş bir şehir. Peki bunun konumuza ne alakası var? Selanik gelişmiş bir şehir. Ne alakası hocam? Selanik bizim kentimiz değil şu anda. Şu anda biz İstanbul var, Ankara var, İzmir var. Peki Selanik Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün büyüdüğü şehir değil mi? Evet. Atatürk'ün doğduğu ev varmış o zaman orada. Evet, Selanik Mustafa Kemal'in doğduğu şehir, büyüdüğü şehir ve dolayısıyla da o şehirde yaşanan gelişmeler
Mustafa Kemal'in çocukluk hayatını etkileyecek. Bak sen küçükken yaşadığın travmalardan dolayı şu anda bu haldesin Tonga. Teşekkür ederim hocam. Ama Mustafa Kemal küçükken Selanik'te farklı farklı ekonomik durumları, farklı farklı milletleri, farklı farklı kültürleri görünce ileride kuracağı devlet için veya ileride yaşayacağı olaylar için zihninde bir fikir ediniyor. Ben mağarada doğmuşum hocam zaten. Mağarada doğmak kötü bir şey değil. Benim de bir arkadaşım var. O da mağarada doğdum diye üzülüyordu. Bu şey var ya, Kapadokya'da Ürgüp peribacaları. Orada doğdum diyordu. Ama sonra o mağarayı otel yaptı. Şimdi durumu iyi yani. Sen de mağarada... İyiymiş hocam geldi. Durumu bir anda düzeldi. Şimdi mağarada doğmak kötü bir şey değil dolayısıyla. Şimdi Selanik özellikleriyle alakalı şu anda gördüğüm bu sayfadan %100 soru gelir Tonguç. Bak buraya %100 ibaresini izin verirsen yerleştirmek istiyorum. İzin verdim hocam, buyurun. Tamam, teşekkür ederim izin verdiğin için. Bu sayfayı mutlaka mutlaka zihnine kazı Tonguç'um. Birincisi, Selanik çok uluslu yapıya sahip olduğu için, yani Türkler, Rumlar, Yahudiler olduğu için sosyal olarak gelişmiş bir şehir. Dini yapısına baktığımızda farklı inançlara sahip insanlar var. Müslümanlar var, tabii ki her zaman gibi çoğunlukta. Hristiyanlar var ve Yahudiler var. Öküze tapanlar var mı hocam? Öküze tapan yok. O dönemde Hinduslar biraz daha yukarı, Hindular biraz daha uzaklardı. Kültürel özelliklerine baktığımızda farklı türde okullar var. Yani askeri okullar var, medreseler var, yani dini okullar. Aynı zamanda azınlık okulları var. Azınlık okulları biraz daha farklı eğitim veriyor. Ve çok sayıda gazeteyle dergi yayınlanıyor. Gazete demek, dergi demek, yayın demek, kağıt demek, kültür demek. Bak bu da sınavda çıkabilir Tonguç'um. Kağıtla alakalı her şey, yani dergi olabilir, gazete demek, eşittir kültürdür. Bu sınavlarda çok çıkan bir şeydir. O zaman siz bayağı kültürsünüz, bayağı kağıdınız var hocam gerçekten. Evet, ama biz kağıtları geri dönüşümde yeniden kullanıyoruz. Bu da önemli. Ulaşıma baktığımızda ise önemli merkezlere kara ve demir yolu bağlantısı var. Bak, karayoluyla da bağlantı var, demir yoluyla da bağlantı var. Aynı zamanda deniz yoluyla da bağlantı var. Askeri açıdan baktığımızda ise kışlaların bulunduğu bir karargah merkezi olması. Yani Selanik'te bizim kışlalarımız, yani askerlerimizi beklettiğimiz yerler var. Dolayısıyla önemli bir kent. Ekonomik açıdan da Ege Denizi'ne açılan bir liman kenti. O dönemde uçak değil de daha çok gemilerle ticaret yapılıyor. Gemiler ekonominin gelişmesinde, dağılmasında, farklı yerlere farklı malların satılmasında önemli bir yere sahip. Şimdi gelelim Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk hayatına. Şimdi 1881'de Mustafa Kemal Atatürk doğdu. Daha doğar doğmaz hemen okula gitme ihtimali yok. O yüzden ne yapacak? 1886'ya kadar, önce bir 5-6 yaşına kadar bekleyecek. 5 yaşından sonra Mustafa Kemal Atatürk'ü mahalle mektebine yazdırıyor annesi. Doğduğu gibi maşallah hocam ya. Doğduğu gibi değil. 1881'de doğdu, 1886'ya yazdırıyor. Bu okul geleneksel bir okul. Annesi istiyor. Diyor ki yavrum, canım yavrum Mustafa'cığım, hadi bakalım seni diyor bu geleneksel okula yazdıralım. Hayır anne, istemiyorum. Hayır evet, anne. İstemiyorum diyor Mustafa Kemal de. Babası diyor ki ben diyor batı tarzı bir okulda okumasını istiyorum. İyi bir öğrenci, iyi bir insan olmasını istiyorum. Biraz daha iyi eğitim alsın istiyorum diyor. Ve 1886'da mahalle mektebinden alıp Şemsi Efendi Okulu'na yazılıyor. Burası biraz daha iyi bir okul. Sonra bu okulu okuyacak okuyacak ne olacak? Ortaokula girmesi lazım. Aynı o dönemde de LGS gibi sınavlar aman var. Aman Allah'ım ya. O da kurtulamıyoruz hocam. Yok, o dönemde yok, öyle bir şey yok. O dönemde rüştiyeler var. Rüştiye ortaokul demek. Ortaokula LGS var hocam. Rüştiye giriş sınavı. Rüştiye giriş sınavı yok. Ama rüştiye sınavları olmasa da Mustafa Kemal Atatürk bir karar veriyor. Diyor ki ben diyor, hani mesela sen şimdi Fen Lisesi istiyorsun, Anadolu Lisesi istiyorsun veya da farklı liseler istiyorsun ya. Mustafa Kemal diyor ki ben mülkiye rüştiyesine değil, yani sivil ortak. Mülkiye ne demek hocam? Mülkiye böyle mal, mülk, para, maliye falan, o tarz şeyler alakalı. Ben para pulla uğraşmak istemiyorum. Oh ne güzelmiş gerçekten. Ben vatansever bir insanım. Ben asker olmak istiyorum diyor. Kendi isteğiyle, hatta o dönemde Selanik'te gezen böyle subayların kıyafetlerini, üniformalarını görünce ben de asker olmalıyım diyor. Hatta babası ona küçükken bir kılıç hediye etmiş. O kılıcı da odasında yatağının başına asmış Mustafa Kemal. Annesi diyor ki oğlum ne yapıyorsun? Böyle şeylerle uğraşıyorsun, kılıç falan. Oğlum ne yapıyorsun böyle? Aynen. Zübeyde Hanım böyle deyince Mustafa Kemal diyor ki ben diyor asker olarak doğdum ve asker olarak öleceğim. Ülkeme faydalı olmak için böyle maliye, mülkiye falan böyle paralarla değil de asker olarak mücadele edeceğim diyor. Hakikaten de ileride... En doğru kararı vermiş hocam. Aynen. Kurtuluş Savaşı'ndaki başarılarını düşünürsek, Birinci Dünya Savaşı'ndaki başarılarını düşünürsek, Trablusgarp Savaşı'ndaki, Balkan Savaşları'ndaki başarılarını düşünürsek... Mal mülkle kurtarılmaz hocam bu memleket. Aynen. O dönemde savaşlar için çok doğru bir karar vermiş. Zekasını askeri yönde kullanıyor. Dolayısıyla mülkiye rüşeğinden hop çıkıyor, hop ayrılıyor. Askeri rüşeğe geçiyor. Kendi isteğiyle gidiyor. Ve orada da hocası ona diyor ki senin adın da Mustafa, benim adım da Mustafa. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun diyor. Karışıklık olmasın diye. Karışıklık olmasın. O dönemde soyadı yok. Mustafa Kemal o anda da diyor ki ya bu işler böyle olmaz. İleride ben soyadı kanunu getiririm. Şimdi, yani, o zamandan bile biliyor. Yani. Tabii şaka, öyle bir şey olmamış olabilir. Manastır Askeri İdadesi ise idadide lise demek. Şimdi ortaokul güzeldi. Ortaokul hayatı güzel, keyifli. Arkadaşlar, dostlar falan güzel. Ama liseye gitmesi lazım. Bu sefer lise için başka bir kente, yani Manastır'a gidiyor. Manastır deyince aklına sakın sakın kilise gelmesin. Manastır bir kentin adı. Amen. Ne diyorsun? Onun alakası yok. Tonguç saçmalama. Selanik kentinden şu an bak, Selanik şu an
Yunanistan'da. Manastır kenti ise Makedonya'da. Manastır'a gidiyor. Oo, bayağı uzağa gidiyor hocam. Evet, farklı bir şey. Mesela gurbete sen, gidiyor yani. Gurbete gidiyor. Mesela sen şu anda diyelim ki İstanbul'dasın. İzmir Fen Lisesi'ni kazanan... Yatılı okulda mı kalıyor hocam? Tabii ki yatılı okulda kalacak. İzmir Fen Lisesi'ni kazansan veya Ankara Fen Lisesi'ni kazansan ne yapacaksın? Hop çıkıyor, oraya gideceksin. O da o şekilde Manastır'a gidiyor. Manastır askeri idadesi, yani Manastır askeri lisesinde edebiyat ve tarih ilgi duyuyor. Edebiyat ilgi duyuyor çünkü hitabet yeteneği çok gelişmiş. Tarih ilgi duyuyor çünkü milliyetçi Mustafa Kemal. Milliyetçilik yönü ağır basıyor. Orada Namık Kemallerden, Mehmet Emin Yurdakullardan önemli bilgiler ediniyor. Ve sonrasında da en büyük kent hangisi? Başkent İstanbul. İstanbul. O zaman atlıyor. Diyor ki ben İstanbul'da harp okulu okuyacağım. Yani burası da üniversite. Harp okulunda okuyor. Ardından da harp akademisine gidiyor. Akademi ne demek? Artık ciddi yani. Üniversite, lisans gibi düşün. Orada İstanbul'dayken başkent olduğu için ülke sorunlarıyla ilgileniyor ve Teğmen ve Kurmay Yüzbaşı unvanlarını alıyor. Burada bunlar önemli değil. Yani nerede Teğmen oldu, nerede Kurmay Yüzbaşı oldu? Böyle bir soru gelmez sınavda. Ama işte İstanbul'dayken başkent olduğu için siyasi sorunlarla ilgilendiğini bilmeni istiyor. Mustafa Kemal'in ayakkabı numarası neydi? Öyle bir soru gelmez. O şekilde şeyleri sorma. O zaman güzel bir şekilde konularımızı öğrendik. Sen de o zaman bu haftanın ödülü sorusunu yap. Yorumlara yolla. Şimdiden sana başarılar diliyorum Tonguç. Tonguç Dershane sundu.